Kültür sanatın yaşam alanı Habitat'ta merak etmeye devam edenlerin ajandası açılıyor. Caz Günü. UNESCO tarafından 2012'de ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü, İstanbul'da aynı gece düzenlenecek 5 özel konserle kutlanacak. Festival mekanları Blind, Bova, Salon İKSV, Nardis Jazz Club ve Zorlu PSM. Bu mekanlarda Portico Quartet, 3 Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, Şeriz, Dilek Serterdoğan ve Yaz Ahmet müzikseverlerle buluşacak. Caz gününde caz heyecanını yaşamak isteyenlerin konserini seçme vakti. Dijital sanatta şimdi. Akbank Sanat, bilgisayar dünyasını sanatla buluşturan Dijital Sanat'ta Şimdi, Oyun Odası adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Zeynep Arınç ve Güven Çatak'ın üstlendiği sergi, sanatseverlerle oyun tutkunlarını bir araya getiriyor. Günümüzde bilgisayar oyunlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini irdeleyen sergide, oyunların çağdaş sanatla bütünleştiği işlere yer veriliyor. Oyun Odası 18 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık. Film müzikleri. Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Nisan ayında yine renkli bir programla sanatseverlerin karşısında. Bu ay Demircan Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sinemanın büyülü dünyasını müzikle buluşturacak. Konserde Yıldız Savaşları, Gladyatör, Harry Potter, Görevimiz Tehlike ve Karayip Korsanları gibi birçok filmin müzikleri icra edilecek. Bu unutulmaz konser Ankaralı sanatseverleri bekliyor. Tolstoy'un İtirafları. Tolstoy'un yanılgılarını anlattığı İtiraflarım eseri Antalya'da tiyatro sahnesinde. Kadir Bozkurt'un yönetmenliğinde sürekli tiyatro tarafından uyarlanan eser, büyük yazarın kendine sorduğu neden yaşıyorum sorusunun peşinde varoluşun derinliklerinde dolaşıyor. Lev Nikolayevic Tolstoy'un paralel evrenlerinde yaşamın anlamını bulmaya odaklanan İtiraflar, 15 yaş üstü Antalyalı tiyatro severleri bekliyor. Kusursuz Dünya. 2020 yılında Bir Hayal Bir Oyun yarışmasını kazanan 12 yaşındaki Elif Sude Dobra'nın Acayip Teknolojik Masallar hikayesinden uyarlanan müzikalle bir kez daha sahnede. Özlem Saraç Özcan'ın oyunlaştırdığı ve Gaye Cankaya'nın yönettiği Kusursuz Dünya müzikali, yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla küçük izleyicilerini gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa davet ediyor. Kusursuz Dünya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda iki temsille sahnede. Romantik Döneme Yolculuk. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle İş Sanat özel bir etkinliğe ev sahipliği edecek. Franz Liszt Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin, İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak. Orkestra ile Masin, konserde Saint-Saëns, Liszt, Ravel ve Bartok'un eserlerini seslendirecek. İş Sanat, romantik döneme müzikal bir yolculuk yapmak isteyen sanatseverleri bekliyor. Pupo. İtalya'nın önde gelen dans topluluklarından Comoco, ilk kez Türkiye'de. Comoco'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Sofia Nappi'nin son kreasyonu Pupo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat'ın bu yıl düzenlediği 29 Nisan Dünya Dans Günü etkinliklerinin kapanış gösterisi olarak Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda olacak. Pinokyo'dan esinlenen Nappi, Pupo'da gerçek bir çocuk olmayı çok isteyen tahta kuklanın dönüşümüne odaklanıyor. Kuklanın dönüşümünü insanın ömür boyu süren içsel arayışına bağlayan Nappi'nin Pupo'su, modern bir büyüme hikayesini iki performansla sahneye taşıyacak. Ajandanızda ve yaşam alanınızda kültür sanata yer açmayı unutmayın.